Şey daha öğrenelim. Sen şimdi teknik direktör gibi haritada da bunu anlatıyorsun. Mete Yarar'a benzemişsin. İkinci bir Mete Yarar çıkıyor. Ona takıla Onlar takıla asker abi. harita Ben başına. sadece hani Tamam. Şimdi merak ettiğim şu. Biz 1 milyon şeyden Suriyeli'ye Mete Yarar gerçekten biliyor çünkü özel kuvvetlerdeyken de Suriye üzerine eğitim tabii. almış. Mete Yarar'a takılıp Evet. duruyordu. Evet. Takıla takıla öğrenmiş Evet. demek ki. Hani bir benzetme var. Ciddi konular konuşuyoruz. Onu söylemeyeyim. Sonra biraz ortam yumuşarsa bakarız. Şimdi biz yakın zamanda Cumhurbaşkanı söylediği bir söz var. Onu anlayalım. 1 milyon Suriyeli'yi kerpiç evler yaparak göndereceğiz. Evet. Kerpiç evleri nereye yapacağız? Bir gösterebilir misin bize? Yani hangi bölgeye yapıyoruz? Abi Bizi bizim Cumhur ilgilendiren o. abi Şimdi bizim kontrolümüzdeki her yerde var. Mesela Azaz tamam. bölgesinde var. Afrin'de şu anda Afrin'de nüfusun 6 katı var abi. Tamam. 6 katı. Yani Kerpiçe kapasitesinin 6 katı. Niye senin kontrolünde? 12, kerpiç 12 dedi evleri biz galiba. 12 yerleşim serpiştirecek miyiz? merkezinde. Hatta Cumhurbaşkanı 12 yerel yönetimle dedim beraber Evet. yapıyoruz dedi. Ona O da da ama ayrı bir rejim tartışma en tabii. son biliyorsun rejim Hayır ben bunu dedi. tanımıyorum dedi. Orada da Tamam. problem var. Ama şunu Yani bir söylüyor. milyon. Bakan Bey de söyledi onu Tamam. Sayın Çavuşoğlu. Dedi ki rejim bir yandan diyor ki tamam dönüşler için af çıkardım. Fakat bizim orada işte briket evler yaparak yani Azez, Afrin'de zaten var, yeşil Azez gördüğünüz bölgesinde, alanlar var Tel ya. Abyad, Rasulayn bölgesinde Tamam. buralarda briket evler yaparak yani kendi kontrolümüzdeki bölgelere. Yani bizim 1 milyon Suriyeli'ye kerpiç evler yaparak oraya gönderme düşüncemiz Evet. projede denebilir. Suya mı düştü? Hayır. Güvenlik yokmuş orada. Var abi Suriye'de senin esas olduğun zaten yerde kabul var. etmiyor. Yani saldırılar şey oluyor hani böyle vurkaç saldırısı Ama adamın kontrolünde değil. roket oraya atacak o zaman adam. Abi sen şurayı komple hatta alınca gözetleme kuleleriyle ve devriyelerle kontrolü sağlarsın. Gözetleme kuleleri zaten kendi sınırımızda yok mu bizim? Yani Var. tamam. Niye orada kendi sınırımız içinde gözetleme kulelerimiz, her türlü Daha önlemimiz önce varken? sen burada hiç yokken abi yani Fırat Kalkanı'nı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı'nı yapmadığın zaman senin Gaziantep'teki düğün evini bile vurabiliyordu. Füze atıyordu, Gaziantep'teki düğün evini vurup 30 kişi aynı anda katlediyordu. Çünkü yani sınırdan içeriye doğru atıyor. Sen şeye Akçakale'ye düştü, Suruç'a düştü, Ceylanpınar'a attılar. Yani her yere attılar, bir sürü Peki insan biz öldü. bu Ukrayna-Rusya Sen içeri savaşında 30 kilometre atınca bir kere sınırın bu tarafını zaten kontrol sağlamış olursun. Yani Ceylanpınar, Akçakale, Suruç, Kilis burayı tümüyle zaten kontrol altına alırsın. Burada risk sıfır. Şimdi Geriye Melikciğim, kaldı senin olduğun bölgede kontrol çok sağlamak. güzel söyledin. Sen 2 gündür yurt dışındaydın. Türkiye'ye geldin ama Türkiye'ye kolay intibak sağlamışsın. Güzel anlatıyorsun. Tebrik ederim. Eyvallah. Şimdi biz Rusya-Ukrayna savaşında ne konuştuk bütün dünya? Efendim Rusya havadan atıyor. Amerika'nın, Batı'nın desteğiyle Ukrayna güçleri Havada roketleri, imha füzeleri ediyor. havada yakalıyor. Peki biz niye bu YPG denen, affedersin, kıçı kırıkların, teröristlerin roketini havada yok edemiyoruz mesela? Ukrayna'ya verilen silahların aynısı bunlara da veriliyor. Bizde hiç yok mu peki? Hayır var da bu şimdi özel yakın saldırı anlamına gelen Bunlar tanksavar ve şöyle füzeler yani balistik füzeler şeyler olduğunda yakalayamıyor. hava savunma sistemleri onu havada tespit edebiliyor. Ama bunlar bazen orada Alçak uçuş. Pusu Tak kuruyorlar. tak Bazen de pusu. Katyuşa roketleriyle yakın En mesafeden son şehit atabiliyorlar. O belli bir yüksekliğe çıkmadığı için de hava savunma sistemleri orada etkili Peki olamıyor. sevgili En son Selvi, şimdi Anadolu dediğin gibi bizim suda tabii ki. İHA'larımız, SİHA'larımız, dronlarımız var. Evet. Ya biz bunları uçurduğumuz zaman onlar nerede? Bizim istihbarat uydularımız var Abi gökyüzünde. işte bu Ya biz kontrol bunları yerlerin nokta Hulki olarak bulup da bravo. imha edemiyor muyuz? Güzel Hulki abi. Hareketli olsa İşte bile. sen bu sınırı yani şuradan komple 30 kilometre Tamam. içeriye kaydırdığın anda o dediğini rahat Şimdi yapacaksın. niye yapamıyoruz onu? Sihani de abi Ruslarla devreye geziyorsun burada. Abi hava Rusların kontrolü bölgesi hava bir daha sende kontrolü değil. Değil hava ki. kontrolü Bak burada Türkiye'de Ruslar var, değil şurada orada. Ruslar Bunu var, yaparsak şu hava içeride kontrolü bize mi Amerikalılar var. Hayır. Hayır geçmeyecek. geçmeyecek. O zaman ne fark var? Anlamadım Ama ya. şöyle Anlamaya çalışıyorum. isterseniz ben Çok bir şey çok önemli bir soru Hulki abinin sordu. Çünkü bu operasyonu Bu yapsan arada da çok o özür tehlike dilerim. devam Ben de edecek. boş bulundum. Çünkü bu arada bir yazı arıyordum. Demin söylediğiniz ifadeden dolayı özür dileriz. Evet. Hangisi o? Alkol sağlığa zararlıdır mı?
Evet. Yok. Ha. Ona benzer. Onu tekrar etmeden işte söyler. O tekrar etmeyeceğiniz deyim. Anadolu'da kullanılan, edebiyatta kullanılan bir deyim. Yani teröriste bile kıçı kırık demeyeceğiz. Demeyelim ya. Lütfen. Tamam, rica ediyorum. Teröriste. Affedersin yani. Türkçe'de kullanılan bir şey suç ya, ama, o suçu değil. Ama ne hale gelmişiz. Anladım hani şimdi rütük açısından sıkıntı yaratmasından. YPG bana dava açsın o zaman. Ya bu hale mi geldik biz? Benim, o zaman biz YPG'ye terörist de demeyelim. Bana hakaret etti mi diyecek. Yani o hale mi geldik? Yok yok hayır. Canım o değil de yani şimdi hani genel izleyici, çoluk çocuk izliyor falan filan. Evet, anladım. Öğrensinler deyimleri. Bu küfür değil ki. Yani ben biraz önce Hulki abinin sorusuna dönmek istiyorum. Çok önemli bir soru. Çünkü bu operasyonu yapsan da güvenlik tehdidi sürecek. Ama şu da var. Bu operasyonu yapmazsan güvenlik tehdidi hem artarak devam ediyor. Aynen. Hem de zaten bizim İHA'larımız, SİHA'larımız ya da oradaki birliklerimiz vasıtasıyla tespit edip daha eylem gerçekleşmeden etkisiz hale getirdiklerimiz oluyor. Ha, bu çok güzel. Yansımıyor kamuoyuna. Hayır, bazen söyleniyor evet, eylem halindeyken doğru. Yakalandı diye. Evet. Peki bunları niye yakalayıp şimdi buradaki sorun tabii şöyle. Kalkıp anlatabilirsin Selvi. Yok Selvi. Çok bildiğim bir alan değil. Ama şu var. Şimdi, bu biraz şey gibi oldu. Hani düğünde oynayan oturanı kaldırır ya öte utanır. Utanma kalkanlar. Yok benim hani bildiğim bir alan değil ama ya sadece sen kalkarsan belki ben de kalkarım. Sadece şunu söyleyeceğim. Ya. Sadece şunu söyleyeceğim. Sen sınırı gördün zaten. Biliyorsunuz bu Hendek Savaşları sürecinde aslında bu hat Türkiye'nin içinden çizilmeye çalışıldı. Biz o noktayı çok üzerinde durmuyoruz. Asıl önemli olan buradan tam da Suriye sınırından Hendek Savaşları'nı terör örgütü başlattı ve bu Hendek Savaşları'nda büyük ilçe ve şehir merkezlerinden olmak üzere yanlış hatırlamıyorsam 13-14 noktadan eş zamanlı olarak başlatmışlardı. Oradaki hedef şuydu, Türkiye'nin bu Hendek Savaşları'nın başlatıldığı bölgeyle Suriye'de şu anda PKK ve YPG'nin kontrol ettiği yani Irak sınırından Suriye'nin Irak sınırından başlayıp 910 kilometrelik hatta Akdeniz'e kadar olan bölgeyi Türkiye'nin içiyle Suriye'nin içini birleştirip orada bir PKK terör devleti ABD-İsrail oluşturacaklardı. Yani orada ikinci bir yani İsrail'i rahatlatacak bir PKK devleti oluşturacaklardı ama Türkiye gerçekten bölgenin de dünyanın da en güçlü ülkelerinden. Biz önce FETÖ varlığına rağmen Hendek Savaşları'nda PKK'yı açtığı çukurlara gömdük. Ve Kürt kardeşlerimiz de PKK'nın gerçek niyetini gördü. Ama tehlike bitmedi. Şimdi buradaki nokta tabii şu anda yapılacak olan hem Tel Rifat bölgesinde bizim Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki birliklerimiz var. Ve bizim o birliklerimizin yerel hizmetleri kontrol ettiği, oradaki insanların sağlık, eğitim ve belediye hizmetleri gibi hizmetleri aldı ve güvenliklerini sağladığı bir bölgemiz var. Güvenli bölge, fiilen oluştu. Ancak şimdi bizim oradaki birliklerimizin güvenliği de çok önemli. Biraz önce Hulki abinin sorduğu soru çok hayati bir soru. Yani sen orada oranın güvenliğini sağlamak için bulundurduğum birliklerin önce onların güvenliğini sonra o kontrol ettiğim bölgenin güvenliğini sağlamak durumundasın. Özellikle son dönemlerde biraz da konjonktürün de etkisiyle yani Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle bir Tel Rifat bölgesinden oradaki bizim birliklerimize yönelik pusu, taciz ve saldırıların artmaya başlıyor. Evet. İkincisi yani, İkincisi tabii bizim Barış Pınarı harekatını yaptığımızda Amerika önce Barış Pınarı'na karşı çıkmıştı. Ancak Türkiye'nin kararlılığı karşısında geri adım attılar. Sonra dediler siz 30 kilometre derinliğe inmeyin. Biz o bölgeden, Münbiç bölgesinden terör örgütünü 30 kilometrelik hattın dışına taşıyacağız. Ama her verdikleri söz yalan çıktığı gibi çünkü onların orada bir hesabı var. Onlar orada bir PKK devleti kurdurmak istiyorlar. Orada da bize o bölgeyi boşaltmalarını beklerken bir kısmını Ruslara devrettiler. Yani orada da Ruslarla bir Amerikalılar
Suriye üzerinde işbirliği yaptılar. Sana destek olsun diye araya gireyim. Aslında şu, şimdi hatırladım ben de çünkü hani bayağı da zaman geçmiş aslında. 10 maddelik mutabakat muhtırası. Bunun öncesinde Türkiye-Rusya, Türkiye-Amerika düzenli pazarlık yaptı. Aslında Türkiye'nin talebi 30 kilometrelik bir genişlikti. Rusya son dönemde Türkiye'ye o zamanlar 5 kilometre ya da 10 kilometre en fazla hareket serbestliği verilebileceğini söyledi. Türkiye'nin şimdi bu derinlikte benim güvenliğim dedi 30 kilometrede sağlanabilir ama Ruslar hayır 5 ya da 10 kilometre olacak dedi. Sonra mutabakatta 10 kilometre derinlikte sadece 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyesinde anlaşıldı. Ya. Fakat o mutabakatın içinde şöyle bir madde daha vardı. YPG ağır silahlarıyla Türkiye sınırlarından 30 kilometre aşağıya çekilecek. Yani Amerikalıların da Rusların da uymadığı YPG'nin ağır silahlarıyla Türkiye sınırlarından 30 kilometre aşağı çekilecek maddesi. Aksine tam dibinde yani şurası 10 kilometre ya. Şurada ağır silahlarıyla gayet güzel duruyorlar. Kimse bunlara çık demedi. Türkiye 10 kere uyardı, 100 kere uyardı ve arkasından işte yani buradan attığında ya da sızmaya çalıştığında havadan giremediği için çünkü Suriye'de hava kontrolü Türkiye'de Ruslar. Zaten değil Ruslarla. Temel bir mesele Ruslar'da burada. Kaç yılında oldu? Bayağı da oldu 2019 değil mi? 2019'dan beri bu iş bu şekilde duruyor. Aslında Türkiye küçük cepler yapıp cepleri birleştirip tam bir güvenli aynen bölge yapacaktı. Bunu anlayınca yapmış zaten. Yapmış zaten kısmen yaptı. Abi yapıyordu. Çok özür dilerim Hande. Münbiç'le Kamışlı Barış Pınarı harekatında oraya evet. doğru genişleyecekti zaten. Evet. Hande bir şey söyleyebilir miyim? Bu adamlar mi? Sana söz verince. Sana katkı üzerine. Olsun diye evet. söyledim. Çok şimdi sağ, evet. yazıyı çok, hatırlamaya çalışıyordum da onu aradım. Kusura çünkü bakmayın üzeri, telefonum o yüzden Türkiye baktım. Çünkü Türkiye gibi bir ülkede gündem 10 defa evet. değişiyor. Biz o yüzden dönüp eski kaynaklara bakmak durumunda kalırız. Çok uzatmadan ben şey yapayım. Buradaki sorun şu. Türkiye hem Fırat Kalkanı'nı hem Barış Pınarı'nı hem Zeytin Dalı'nı Amerika ve Ruslara rağmen yaptı. Fiili alan oluştu. Burası Orta Doğu coğrafyası. Eğer siz o sahada varlığınız varsa burada bir gücünüz oluyor. Eğer o sahada yoksanız, fiilen bulunmuyorsanız oradaki tehdit sadece orada kalmıyor. Ankara'ya geliyor. İşte Ankara gar patlaması. Tabii Reyhanlı, Gaziantep'teki o kına gecesindeki patlama evet, abi, Türkiye'ye söyleyeyim. Bir konsept değişikliğine gitti. O konsept değişikliği de terörü kaynağında yok etmek. Hı hı. O nedenle bir güvenlik kuşağı ortaya çıktı. İkincisi de bir PKK terör devletinin kurulmasını önlemek için. Burada şimdi bence konjonktür şuna uygun. Onu uzatmayayım. Bir, Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'nin konumu önem kazandı. Hı hı. İkincisi NATO'da Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olma süreci Türkiye'nin elini güçlendirdi. Bu konjonktürü çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Konjonktür çok önemlidir. Atatürk'ün Hatay'ın Türkiye topraklarına katılması konusunda Hulki abi bize orada çok değerli bilgiler verebilir. Dünya konjonktürünü o kadar dikkatli takip edip kullanıyor ki tereyağından kıl çeker gibi okullarda ders olarak okutulması gerekir. Dış konjonktürden çok iyi değerlendiriyor ve yararlanıyor. Konjonktür şu açıdan Türkiye'nin lehine bu iki sebepten dolayı Türkiye'nin kararlılığıyla bunu yapması lazım. Bir başka noktada pençe kilit operasyonunu sürdürüyoruz. Şehitlerimiz geliyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Ama o operasyonun bir başka cephesi de şu. O operasyon elbette ki kış yapılanmasından sonra PKK'nın tekrar Türkiye'ye girip eylem yapmasını önlemek ama bir anlamı da Irak ve Suriye arasında terör örgütü kuvvetler arasındaki bağı koparmak, engellemek, geçişlerini sağlamamak, ona izin vermemek. O açıdan pençe kilit orada devam ettirirken buradan da yeni bir hareket yaptığımızda çok etkili olur. Bu arada evet, tabii şöyle bir şey Bağdat hükümetine 50 kere söylendi bu. Ya beraber yapalım ya biz tek başımıza tabii. yapalım. Dolayısıyla bunlar yapmayınca da Irak'ta da devam eden harekat şu Türkiye'ye gidiyor. Oradan da çıkmıyor üstelik. Olduğu yerde güvenli bir şekilde konuşlanıyor. Üst bölgeleri oluşturuyor. Ve nokta operasyonlarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri de operasyon yapıyor. Suriye sızmaları önemli. Onu da engellemek için iki taraflı bastırıyor. Ya aslında Türkiye 50 defa söyledi.
50 defadır yapılmıyor. Üstüne silah veriyorlar. Ondan sonra Türkiye çekiyor. E tamam, çok güzel, müttefiyiz. Nasıl müttefiksin abi? Ben senin teröristini beslesem hoşuna gider mi? Gitmez. O zaman sen niye benim teröristimi besliyorsun? Bu kadar basit aslında. Evet, şimdi bakın. Kılıçdaroğlu, affedersin, yani Kılıçdaroğlu açıklama yapmış. Türkiye'deki Amerikan üslerini kapatma teklifi getirin. Mecliste destekleyeceğiz demiş mesela. Şimdi bakın. Şimdi gördüm. Şu anda PKK saldırıları var. Irak ve Suriye'ye yapılacak operasyonun meclisteki oylamasına destek verseydi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde ilk kez bir yurt dışı operasyonla, yani Mehmetçiğin Irak ve Suriye'de operasyon yapmasına hukuki zemin oluşturacak tezkereye hayır ve oyu verdi. O da Kılıçdaroğlu dönem. O neyi getirdi? Şöyle bir tehlikesi vardı. Eğer o tezkere kabul edilmeseydi, reddedilseydi biz bugün Irak'taki üslerimizi ve Suriye'deki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki Mehmetçi içeri çekmek zorunda kalacaktık. Çünkü hukuki zemini ortadan yani kalkacaktı. Yani o tavrıyla Kılıçdaroğlu orayı PKK'ya ve YPG'ye teslim edecektir. YPG evet. Ve PKK ile HDP'yi mutlu edecek bir karara kesinlikle imza attı diyorsun. İyi de bizim de içimiz yanıyor. Bugün şehit olan çocuklarımızın tabii gazetelerde fotoğrafları vardı. Gördünüz evet. mü? Yani gördük. Hepsi. Yani bunlar bizim oğullarımız olabilirdi. Biz görüyoruz da. Çocuklarımız işte, olabilirdi. Tabii olabilir. Onların eşleri zaten var. Zaten öyleler bu arada yani. Evet yani. Hayır da yani, ama yani insanın yani, içi yanıyor. Tabii yani.